Bir power bank'in sadece şarj etmek dışında başka neler yapabileceğini hiç düşündünüz mü? Bu power bank gerçekten beni hayret düşürdü arkadaşlar. Niye biliyor musunuz? Birazdan açıkladığımda anlayacaksınız. Bu aslında görüldüğü gibi bir power bank cihazı değil. Şimdi diyeceksiniz, abi bu casus bir power bank mi?" diye. Hayır, öyle bir şey değil. Yine power bank, power bank görevini yapıyor arkadaşlar. Bu da 10.000 mAh gücüne sahip olan çok güzel, hafif ısınma gibi bir problem yaşamayacağınız zarif bir tasarıma sahip bir powerbankimiz var. Gerek ortadaki tasarım hatları olsun, renk uyumluluğu olsun, yandaki tuşları iki adet USB çıkışının olması, ön tarafta gizlenmiş güç ledlerinin olması falan açıkçası ben beğendim. Dış görünüş olarak benden 10 üzerinden 8 puan falan aldı. Niye 8 puan? Hani biraz daha küçük olabilirdi. Ama zaten 10.000 mAh'ler böyle. O yüzden de ben o iki puanın nazar değmesin diye kırdım arkadaşlar. Şimdi burada iki adet USB portumuz var. Bu USB portları 2.4 amper gücünde. Yani ne oluyor? Ben buraya bir cep telefonu bağlarsam Gerçekten sanki prizden şarj ediyormuşum gibi rahat rahat hızlı bir şekilde şarj edebileceğim. Quick şarj desteği yok. Ama 2.4 amperde günümüz telefonlarını çok güzel bir şekilde hızlı bir şekilde şarj etmeye yarıyor arkadaşlar. Aynı zamanda da yan tarafında da şöyle gördüğünüz gibi bir adet micro USB portu var. Micro USB portu üzerinden de 2.1 amperle de kendi şarjını dolduruyor. Yani yaklaşık olarak bir 3 saat içerisinde falan hani kendini fullleyebiliyor arkadaşlar. Ben de Xiaomi'nin 21.000'lik powerbank'i var ve gerçekten çok ağır. Gerçekten çok ağır. Yani bir yere taşımaya bu üşenirsin, cebine koyamıyorsun, elinde tutuyorsun, ağır böyle montun cebine falan sıkıştırıyorsun. Ama bu 10.000 mAh gerçekten okey dedi Neden? Çünkü bunu bir kere şarj ettiğimde benim telefonumu kafadan bir 3 kere falan şarj ettirebiliyor. Öyle bir atısı var. 20.000'likte 20 de o biraz daha uzamış bir şekilde oluyor. 5.000'likler, 2.000'likler falan zaten tek veya 1.5 şarj için falan. Onlar da hayat kurtarıyor ama sürekli bunu şarj etmek istemiyorsan 10 binlik sana tamamıyla yeterli bir seviyede. Evet Powerbank incelememizi burada bitirdik. Şimdi gelelim bizi büyüleyen noktaya. Buradaki gördüğünüz Powerbank'in içerisinde bir disk var arkadaşlar. 16, 32, 64, 128, 256 diye gidiyor arkadaşlar. Siz örnek veriyorum 16 GB'lık aldıysanız bunun içerisinde 16 GB gücünde olan bir de disk var. Bunun yandaki düğmesine uzun süre basılı tuttuğunuzda bir Wi-Fi ağı yayıyor. Siz o Wi-Fi ağına cep telefonunuz, tabletiniz artık neyse bağlanıyorsunuz. Ve iData Air mobil uygulaması üzerinden bunun içerisindeki diskin dosyalarını görüntüleyip oraya dosyalar yükleyebiliyorsunuz. Bu da size neyi sağlıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Cep telefonunuzda alan problemi yaşıyorsanız buraya yedekleyebilirsiniz. Bir harici disk gibi düşünebilirsiniz. E, sürekli yanından ayrılmıyorsun. Süper. Her şeyimiz. E peki bu Wi-Fi gücü ne kadar etkiliyor falan? Hiç ona takılmana gerek yok. Zaten sen bu power tuşunu uzun süre basılı tutmadığın sürece o Wi-Fi özelliğini açmıyor. Şimdi sizlerle beraber bir cep telefonumuza bağlanalım. içine fotoğraf atalım. Fotoğraflarımızı alalım. Bakalım nasıl oluyor, nasıl bitiyor. İlk olarak ben... Bu power bank'in hemen şöyle yandaki düğmesine bastığımda şurada mavi ışıkları yanıyor. 2 adet kademesi var. Ve bunun şarjının %50 civarında olduğunu falan bana söyletiyor. Hatta şarj bilgisine falan mobil uygulamadan da görebiliyorsunuz. Hani iki çubukmuş falan filan diye tahmin yürütmenize gerek yok. Uzun süre power düğmesine basıyorum. Ve şurada bir Wi-Fi ışığı yandı. Direkt karşıdan baktığınızda görüyorsunuz. Yan taraflardan bakarsanız göremiyorsunuz. Direkt böyle karşıdan bakmanız gerekiyor. Ve şu anda Gördüğünüz gibi Wi-Fi ışığı yanıyor. Powerbank'imizin Wi-Fi'ını açtık ve bunu bir kenara koyuyoruz. Artık bir işimiz yok. Wi-Fi sinyalleri kuvvetli olduğu için bunu iki oğlu öteye de koyabilirsiniz. Ama yanınızda olması ekstra artı sağlıyor size. O data alışverişi esnasında hani herhangi bir problem yaşamamış olursunuz. Şimdi cep telefonumdan bunun yaymış olduğu Wi-Fi ağına bağlanacağım. Telefonumun ekranını görebilmeniz için ekran paylaşımını açıyorum. Şimdi ayarlara geliyorum. Wi-Fi'yi açıyorum. Benim Powerbank'imin yaymış olduğu Wi-Fi şu anda bağlandık. Milli iData Air diye şifresiz bir Wi-Fi ayarı var. Siz bu Wi-Fi ağına şifre koyabiliyorsunuz. Hatta bu Wi-Fi'ye girince internete de bağlansın diye çeşitli ayarlamalar yapabiliyorsunuz. Şimdi mobil uygulamamıza gelelim. Ve şurada gördüğünüz gibi iData Air diye bir program var. Bunu Apple Store veya Google Play Store'dan indirebilirsiniz. Ve bana diyor ki sistemini doğrulamak istiyorum. musun? Hani şu anlık es geçiyorum. Harici saklama alanına bastım. Ve şu anda alt tarafta kapasitemi ve şarj olanımı görebiliyorum. Yani ne oluyor? Bunun şarjının bitmek üzere olduğunu bana söylüyor. Diyor ki bak diyor şarj bitebilir bilgin olsun. Ha şöyle geri diyelim. Sol üst taraftaki 3 çizgiye basıp menüye erişelim. Ve menüde şu anda mevcut Wi-Fi'nin adını görebiliyorsunuz. Ve bu wi fida Hücresel veri, arka planda yenileme, siri ve fotoğraflar iznini vermeniz gerekiyor. Çünkü siz oraya data atıp alacaksınız. Haliyle bu izinlerin sağlanması gerekiyor. İnternete bağlı diye bir buton var. Buradan Power powerbank'inizi internete bağlayabiliyorsunuz. Şu anda ekranımda gördüğünüz Wi-Fi ağını bu cihaz buldu. Benim telefonum değil. Bir geriye gelelim. Ve daha fazla ayar butonuna basıp hakkında kısmından cihazın hakkında bilgilerini öğrenebiliyorsunuz. Cihaz yöneticisi kısmından cihazın adını düzenleyebiliyorsunuz. Cihaza şifre atayabiliyorsunuz. Yazılım güncelleştirmesini yapıp da fabrika ayarları, geri yükleme gibi çeşitli işler yapabiliyorsunuz. Dosya kaydetme yerinde uygulama saklama alanı mı yoksa harici saklama alanı mı diye dosya kaydetme yerini ayarlayabiliyorsunuz. Ön belleği temizleme işlemi yaptırtabiliyorsunuz. Daha sonrasında da başka da bir şey yok arkadaşlar. Uygulama saklama alanında gördüğünüz gibi telefonunuzun hafızasına geliyorsunuz. Harici saklama alanına geldiğinizde burada direkt Powerbank'inizin hafızasını görüyorsunuz. Benim Powerbank'im 16 GB'lik bir hafızaya sahip. Ve fotoğraflar kısmına geldiğimizde gördüğünüz gibi benim buraya yüklediğim fotoğrafları sizler de görebiliyorsunuz. Şöyle tıklayıp açtığımda bu fotoğrafların hepsi aslında bunun içerisinde. Benim telefonumda değil. Ben buraya biraz yedeklemeler yapabilirim. Fotoğrafları inceliyorum. Her şey çok iyi. Bir geldiğimizde videolar diye bir bölüm var. Buradan videolarınızı görüp de koleksiyonlar yapabiliyorsunuz. Müzik diye bir bölümümüz var. Müziklerinizi buraya aktarıp alabiliyorsunuz. Ama Apple'da biliyorsunuz ki kolay kolay müzik aktarma alma muhabbetleri olmuyor. Ama ben Spotify kullandığım için bu kısma benim ihtiyacım yok. Belgeler kısmında yine PDF, Word, Excel ve benzeri çeşitli dosyaları gördüğünüz gibi buraya koyup da sıralandı da biliyoruz. Güzel olmuş yani Word belgesi mi, PDF belgesi mi? Burada filtreleme iyi olmuş abi beğendim. Yani. Tüm dosyalar kısmına geldiğinizde direkt random görüyorsunuz. Helmet iPhone'u, Münir iPhone'u, simülatör zaten bu. Burada yedeklemeleri, rehberi falan filan görebiliyorsunuz. Daha sonrasında biraz daha geriye geldiğimizde yedekli diye bir butonumuz var. Burada neleri yedeklememizin gerektiğini söylüyor. Resimleri diyorum Ve bana diyor ki hangi resimlerini yedekleyeyim? Hani sen hangi albümü seçmek istersin diyor. Ben mesela burada YouTube albümünü yedeklemek istiyorum. YouTube albümünde benim bir tane görselim varmış. Seçiyorum. Yedeklemeye başlat diyorum. Ve şu anda bu yedeklemeyi yaptı. Ve Powerbank'imin fotoğraflar kısmına geldiğimde şöyle alt tarafta gördüğünüz gibi dosyamız yer alıyor. Bunları yine tekrardan seçip de silme işlemlerini yapabiliyorsunuz. Yine şöyle seçtik çöp kutusuna basıp sil dediğimde Powerbank üzerinden bunların temizliğini yapabiliyorsunuz. ben beğendim. Güzel. Rehber yedeklemesi yapabiliyorsunuz. O oluyor, bu oluyor. Yedeklemeleri yönetiyorsunuz. Açıkçası bir Powerbank de gerçekten olması gereken güzel bir düşünce olmuş. Siz hiçbir işlem yapmadığınızda belirli bir süre sonra yaklaşık 10 dakika, 15 dakika sonra falan Wi-Fi'nin kendisi otomatik devre dışı bırakıyor. Ama siz kapatmak istiyorsanız yine güç düğmesine uzun süre basılı tutuyorsunuz ve kapandı abi. Bu kadar. Yani bir powerbank'te gerçekten bu özelliğin olması ekstra da güzel. Benden size tavsiye eğer yedekleme falan filan yaptıracaksanız 16 GB, 32 GB gibi hafızaları pek seçmeyin. 32'nin üzerindeki hafızaları seçersiniz. Fotoğraflarınızın bir yedeği de burada olmuş olur. Tabi hani hepsini burada yedekleyin demiyorum ama hani bir yedeği de burada olmuş olur. Hani film falan filan atarsın mesela bunun içerisinde. Hem sen bağlanırsın hem de kardeşim bağlanır. İkiniz aynı anda farklı farklı filmleri izlersiniz mesela. Yani olabilir. Çünkü bunun Wi-Fi özelliği biraz daha güçlü olduğu için 2-3 tane telefonda aynı anda film izletebilir size. Yolculukta falan olması gereken bir şey abi. Boş boşuna internetinizden harcamamış olursunuz. İndirirsin buna 5 satçıyenin bölümlerini. Yani mis. Evet arkadaşlar Bix'in Powerbank'ini bu şekilde inceledik. Yakında kulaklarını da inceleyeceğim. Gerçekten Bix'in çok güzel ürünleri var arkadaşlar. Hemen şu bir yerde bu ürünün linkini görebilirsiniz. Oradan direkt satın alma gibi çeşitli işlemleri yaparsınız. Daha fazla bilgileri oradan edinirsiniz. Hemen şuralarda bir yerde bir abone ol butonu var. Abone ol butonuna basarak YouTube kanalıma abone olabilirsiniz. Abone ol butonuna bastıktan sonra yanında çıkan bir zil var ya. O zile basıp kaçarsanız yeni yanılacak olan videolarımdan hemen haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like butonuna basabilir. Ve aklınıza takılan bir şeyler varsa yorumlar kısmından yazabilirsiniz arkadaşlar. O zaman bir sonraki inceleme videosunda görüşmek üzere.